da lokal halkımız orada sağ olsunlar. Ama bir de diyor ki Alaçatı'daki dostlar, abi şurada iniyorlar. Diyor en fazla iki ayımız var diyor. Tabii. Yani herkes kendi açısından haklı. Yunan'ın adalarında da iki ayları var. Ben 10 yıl önce gidiyordum 30 avro, şimdi gidiyorum 35 avro olmuş. Evet. Haydi bakalım. Gel biz başka Allah bir tartışmaya Allah turizmimize zeval vermesin. Amin. Bir başka tartışmaya gidelim. 1855 yılında İstanbul'da çekilen bir fotoğraf. İlginç bir tartışmanın fitilini ateşledi. Döner hangi ilimize ait sorusunun cevabını arıyoruz hep birlikte. Döner Yunan'a ait değil mi ya? Şimdi onlar sahiplenir. Bak şimdi. ...1858 yılında çekilen bu fotoğraf tartışmanın fitilini ateşledi. Dillere destan döner kebap Bursa'nın mı, Kastamonu'nun mu? Tabii ki onlar kendi dönerinde iddialı olabilir ama dönerin atası biziz yani. Bursa'nın en eski döner ustaları 157 yıldır bu işi yaptıklarını belgelerle ispat etmişti. İnebolulu döner ustası Kadir Mankaloğlu o belgelere 166 yıllık işte bu fotoğrafla cevap verdi. Dedim, dedem, amcam, babam ve ben 4. kuşak. İlk başlayan dedemimde ise... Bursa kebabıyla kulvarlarımız çok farklı diyen Kadir Usta, lezzet sırrına dair tüyolar da verdi. Onlar kıyma döner kullanıyor, bir tane eti. Şimdi bizde kendilerini kıyaslamaları anlamsız zaten. Mankaloğlu, Kastamonu'ya ait bir yemek olduğunu iddia ettiği döneri 5 kuşaktır hala ilk günkü yöntemlerle yapıyor. İlk ustamızın kullandığı ocağı hala devam ettiriyoruz. Yani ara sıra ufak tefek tamirler yapıyoruz. Sırf çamurdan bu ocağımız. İçinde yakacak olarak da kömür kullanıyoruz, odun kömürü. Biz kendi branşımızda sırf kuzetten yapıyoruz döneri. Yani dönerin atası Kastamonu bölgesi. A'dan Z'ye her şeyi kendi hazırlayan Kadir Usta hayli iddialı. Tamamen kendi içimiz hazır kullanmıyoruz. Etlerimiz özel geliyor Balıkesir'den. Her kuzudan da yapmıyoruz. Bu bizim yaptığımız döneri de sanmıyorum aynı şekilde yapabilecek bir ustanın olduğunu. İnebolulular da dönerlerine sahip çıkıyor ve her fırsatta bu damak çatlatan lezzeti tadıyor. Kokusu sokağa yayılır, gel beni ye diye biz de gelir yeriz yani canımız istediği gibi. Bursa döneri yediniz. Hayır yemedim. Bu Bursa dönerinden çok daha lezzetlidir. Ya kanıt var ellerinde. Bak yaklaşık 200 yıl önce çekilmiş bir fotoğraf var. Bak. Bursalı arkadaşlarım konuşmadı ki daha. Ama şimdi yani İzmirli de konuşabilir. Her yerden bir ses çıkabilir. Çünkü döner bizim. Ama yapılış şekli. Evet gerçekten saygı duyulası bir şey. Bak o taş fırın değil mi? Bayağı eskiden kalma. O şekilde yakılıyor. Döner her gün kendi usulüyle yapılıyor. Bu çok kıymetli bir şey. Yani süreklilik her zaman kaliteyi ve iyiliği getiriyor. Bunda ve bunu yiyen bence pişman olmaz. Bir daha gitmek ister, bir daha bu kaliteyi sürdürmesi lazım. O konuda sizi tebrik ediyorum. Fakat iddianız konusunda muhtemelen bir tartışmaya daha şu anda kapı açmış olduğunuz. Benim bakacağız. Bir tartışma daha kaldıracak halim, mecalim kalmadı kardeşim. Herkes görevini güzel yapsın. Döneri kim yapıyorsa, ucuzuna kim satıyorsa ben oraya giderim hele şu zamanda. İyisine. İyisine de yani vereceksem şeyine tabağına 3000 lira ne yapacağım? Bak emekli ikramiyemizi aldık ne kadar güzel, gidip de döneri mi harcayayım? Dolayısıyla tabii olayı hani bu tarafından da bakıyoruz da yine bir şimdi Bursalı arkadaşlar diyecek ki biz döner yapmıyoruz ki bizimkisi İskender, hadi bakalım. O da başka bir şey. Hatay'daki İskender diyecek ki bizim de Hatay usulümüz var. Erzurum diyecek ki ne döneri kardeş, cağ kebabı var diyecek. Dolayısıyla böyle diye evet. Böylesi güzeller güzeli yemeklerimizi kaptırdık Yunan'a, kaptırdık Alman'a. Avrupa'ya git şimdi. Almanya'daki o döner. Türk döneri deniyor ama yavaş yavaş gidiyor. Alman dönerine doğru. Yunan döneri falan oluyor yani. Vallahi biz kendi yani, aramızda böyle didişmekten. Bir yere gittiğinde özlediğin birkaç lezzetten biridir herhalde uzak kaldığında memleketten. Biri Türk kahvesidir, biri Türk döneridir. İşte ikisi de şu an Yunanlılar kondu. Aynen. Şimdi bu bayramda herkes bir nebze olsun. Yunan...